Şimdi sorumuzda bize A eşittir, sinüs 160, B eşittir, kosinüs eksi 50, C eşittir, tanjant 220, D eşittir, kotanjant de 300 demiş. Buna göre gerçeğe sayıların işaretleri sırasıyla şekerden hangisidir demiş. Nasıl arkadaşlar? Koordinat düzlemini çizip birim çemberi belirttiğinizde birinci ve ikinci bölgede sinüs artı, üçüncü ve dördüncü bölgede ne olacaktı arkadaşlar? Sinüs eksi. Şimdi 160'ın bulunduğu bölge kaçıncı bölge? İkinci bölge. O zaman ne olacak sinüs 160? Pozitif olacak. Şimdi kosinüs eksi 50. Şimdi kosinüs fonksiyonu birim çemberde sağ tarafta artı sol tarafta eksiydi. Kosinüs eksi 50. Yani biz ne yapacağız? Geri geleceğiz. Eksi 50 dördüncü bölgeye tekabül ediyor. Dördüncü bölgede kosinüs ne yapıyor? Artı yapıyor. O zaman b'miz de ne olacaktır? Artı olacaktır. Şimdi tanjant ve kotanjant fonksiyonları birinci ve üçüncü bölgelerde artı ikinci ve dördüncü bölgede ne olacaktır? Eksi olacaktır. Şimdi 220 kaçıncı bölgede arkadaşlar? Üçüncü bölgede. Çünkü 180 burası. O zaman tanjant nedir? Artıdır. 300 burası 270 olduğuna göre 300 nerededir? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kotanjant nedir arkadaşlar? Eksidir. O zaman artı 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 eksi olan şık hangisi? C şıkkı. O zaman doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdiki sorumuzda dik koordinat düzleminin dördüncü bölgesindeki noktasının Birim çember üzerinde olduğu bilindiğine göre y kaçtır diye sormuş. Şimdi birim çemberin eklemi neydi? x kare artı y kare eşittir 1'di. O zaman bu nokta bu birim çemberin üzerindeyse ne yapması lazım? Sağlaması lazım. O zaman 2 bölü kök 5'in karesi artı y kare nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman ne yaptı? 4 bölü 5 artı y kare eşittir 1 ise y kare kaç gelecektir? Buradan 1 bölü 5 gelecektir. O zaman bir sayının karesi 1 bölü 5 ise bu sayı ya 1 bölü kök 5'tir ya da eksi 1 bölü kök 5'tir. Şimdi burada bir detay daha vardı. Dördüncü bölgede olduğunu söylemiş. Şimdi dördüncü bölgede birim çemberimizi çizdiğimizde dördüncü bölge burası yapıyor. Yani absisi pozitif, ordinatı negatiftir. Yani y'nin ne olması beklenir? Negatif olması beklenir. O zaman y kaçtır arkadaşlar? Eksi 1 bölü kök 5'tir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdiki sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi indirgeme yöntemiyle ne yapalım? Biz bu bize verdikleri ifadeleri birinci bölgeye çevirmeye çalışalım. Ondan sonra da sadeleştirme yaparak ifadesinin değerini bulalım arkadaşlar. Mesela sinüs 315'i mesela nasıl yazabiliriz? Sinüs 360 eksi şimdi 315'e varmak için ne yapmamız lazım? 45 çıkarmamız lazım. Şimdi 2 pi'yi kullanıyorsanız aslında siz ne yapıyorsunuz? Yatay eksen metodunu kullanıyorsunuz. O zaman burası ne gelecektir? Sinüs 45 gelecektir. Fakat kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. O zaman bu arkadaş yerine yani biz eksi sinüs 45 yazabiliriz. Tanjant 20 kalsın. Sin 20 kalsın. Kotanjant 250. Kotanjant 250'yi de mesela ne yapalım? 3 pi bölü 2'yi kullanarak hesaplayalım. 3 pi bölü 2 eksi 20'dir diyelim. O zaman eğer ki biz 3 pi bölü 2'yi ya da pi bölü 2'yi kullanıyorsak düşey eksen metoduydu bu. O zaman fonksiyon ne yapıyordu? İsim değiştiriyordu. O zaman tanjant 20 yaptı. Şimdi 250'nin bulunduğu bölge kaçıncı bölge arkadaşlar? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjant fonksiyonu nedir? Artıdır. O zaman burası artı 20 geldi. Yani kotanjant 250 yerine ne yazalım biz? Tanjant 20 yazalım. Şimdi kotanjant 250 yerine tanjant 20 yazdık. Sinüs 20'miz var yukarıda. Bir eksi sinüs 45'imiz var. Onun yerine isterseniz eksi kök 2 bölü 2 yazalım. Bir de tanjant 20'miz var yukarıda. Şimdi kosinüs 250. Kosinüs 250'yi de yine aynı şekilde kosinüs 3 bir bölü 2 yani 270'e olan uzaklığı 20 birim diye kullanalım. Şimdi 3 pi bölü 2'yi kullanıyorsak fonksiyon isim değiştiriyordu. O zaman ne yaptı? Sinüs 20 yaptı. Doğru mu? Şimdi kaçıncı bölgedeydi? Biraz önce de hesaplamıştık. Üçüncü bölgedeydi. Üçüncü bölgede kosinüs nedir? Eksidir. O zaman buraya eksi sinüs 20 yazalım. Çarpı eksi sinüs 20 diyelim. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Sinüs 20 ile sinüs 20 gitsin. Tanjant 20 ile tanjant 20 gitsin. Şimdi şurada bir tane eksi var. Şurada da bir tane eksi var. O eksiler birbirini götürsün. O zaman bizim de ne kaldı arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 kaldı diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? Adana oluyor dedik. Şimdiki sorumuzda ifadesini eşit işte aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş. Şimdi şuradaki kotanjant fonksiyonunu cos bölü sin diye ne yapalım? Önce çevirelim. Burası cos bölü sin yaptı. Eksi sin alfa bölü 1 eksi kosinüs alfa. Şimdi ne yapabiliriz? Payda eşitleyebiliriz. Hani hiçbir şey yapmasak ne yaparız? İşte parantez alırız. Payda eşitleriz gibi işlemlerle ne yapmaya çalışalım? İfadeyi en sade haline çevirmeye çalışalım. Şimdi buraya 1 eksi kosinüs alfa yazdık. Buraya da sinüs alfa yazdık. O zaman dağıttığımızda yukarı doğru ne geldi? Kosinüs alfa eksi kos kare alfa geldi. Eksi Şimdi şunu da dağıttığınızda ne oldu orası? Sin kare alfa oldu. Bölü. Şimdi alt tarafı dağıtmadan yazalım. Yani sin alfa parantezinde 1 eksi kosinüs alfa diyelim. Şimdi şuraya dikkatli bakın. Şurasını eksi parantezine alırsanız burası bu şekilde gelecektir. O zaman burası da kaçtır? Sin kare artı kos kare 1'dir. Trigonometride en iyi bildiklerimizden bir tanesi. O zaman ne oldu üst taraf? Kos alfa eksi 1 bölü sin alfa çarpı 1 eksi kosinüs alfa oldu. Şimdi şuradaki ifadeyle, şuradaki ifade nedir aslında? Zıt işaretlidir. Oradan bir tane ne gelecektir? Eksi gelecektir. O zaman bizim cevabımız ne oldu? Eksi 1 bölü sinüs alfa oldu. E 1 bölü sin alfaya biz ne diyoruz halk arasında? Kosekant mı diyoruz? O zaman kosekant alfanın nesi gelecek? Eksisi gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda 3 tane kare vermiş. S1, S2 ve 25 birim kare alanlarına sahipmiş. Bir de kotanjant alfa'nın kaç olduğunu söylemiş. 4 olduğunu söylemiş. Şimdi burası 5 birim, burası 5 birim kare olduğuna göre, değil mi arkadaşlar? Şimdi kotanjant alfa 4'müş. Yani mesela şuradaki şu üçgene bakacak olursak komşu bölü karşıdan biz ne diyeceğiz? Kotanjant alfa 4'tür diyeceğiz. Ama kenar uzunlukları belli olduğu için biz mesela ona isim verelim. Mesela burası 4m olsun. Burası da m olsun. O zaman kare olduğuna göre burası da m'dir. Burası da m'dir. Şimdi burası totalde kaç birim? 5 birim. Şimdi biz şu üçgende şuradaki üçgende yani C, E, L üçgeninden bahsedecek olursak orada kotanjant alfayı kullanabiliriz. Burası 5 birimdi. Burası da 5 m'di. Ve bizim kotanjant alfamız 4'e eşitti. Bu da kotanjant ne yaptı? 5 m bölü 5'ten. Şimdi şuradaki eşitlikten m kaç geldi arkadaşlar? 4 mü geldi? O zaman m 4 geldiyse şurası kaç yaptı? 5 kere 4'ten 20 yaptı. O zaman burası 20 burası 5. Şimdi yine bu üçgenle bastıralım. Burası 20'ymiş. Şurası şunu hatta silgiyle silelim isterseniz şurasını. Değil mi? Şimdi burası 20'ymiş. Burası 5'miş. Şurası dikkatli bakarsanız karenin bir kenarına tekabül ediyor. Yani tam burası S1 oluyor. O zaman buradan bir Pisagor hesapladığınızda mesela buraya x derseniz x kare eşittir 20'nin karesi artı 5'in karesi. O zaman x kare ne yaptı? 425 mi yaptı? Siz aynı zamanda x kare diyerek aslında şuradaki espirin nesini bulmuş oluyorsunuz? Alanını bulmuş oluyorsunuz. Çünkü karenin bir kenarı x ise bu kenarı da x'tir. O zaman esprine geldi. 425 birim kare geldi. Şimdi bunu bulduk. Bize ne istiyor? Aynı zamanda S2 istiyor. M'i bulmuş muyduk? Bulmuştuk 4 diye. Bakın şuradaki kareden de bir kenarı M olduğuna göre o zaman S2 de bizim için kaçtır arkadaşlar? 16 birim karedir. Bizden ne istiyordu? S1 ile S2'nin toplamını istiyordu. O zaman S1 artı S2 kaç geliyor buradan? 441 birim kare geliyor diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdiki sorumuzda bir indirgeme vermiş. Bu ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Buradaki ifadeleri indirgeyerek ne yapalım? Birinci bölgeyi indirgeyelim. Ondan sonra da sadeleştirme gerekiyorsa onları yapalım. Şimdi 2 pi eksi alfa. Şimdi şu ifade edeyim. Şimdi 2 pi yani yata eksenli kullandığınız zaman fonksiyon ne yapmıyordu? İsim değiştirmiyordu. Yani orası kosinüs alfa. Şimdi biz 2 pi'den geri geldiğimiz için dördüncü bölgedeyiz. Dördüncü bölgede kosinüs artıydı. O zaman orası 3 kosinüs alfa yaptı. Şimdi 3 pi bölü 2 kullandığınız için fonksiyon isim değiştirecek. O zaman orası ne yaptı arkadaşlar? Kosinüs alfa yaptı. Şimdi 3 pi bölü 2'den ne yapıyoruz? Geri geliyoruz. 3 bölü 2 burada olduğuna geri geldiğimize göre kaçıncı bölgedeyiz? 3. bölgede. 3. bölgede sinüs nedir? Eksidir. Çünkü kararı bu arkadaş veriyordu. O zaman eksi yazdık. Bölü dedik. Şimdi sinüs pi bölü 2 artı alfa. Pi bölü 2'yi kullandığınız için bu düşey eksen metodudur. Fonksiyonuz isim değiştirir. Pi bölü 2 neresi? Yukarısı 90 derece. İleri gittiğiniz zaman kaçıncı bölge? ikinci bölge yapar. İkinci bölgede sinüs artıdır. O zaman onu ellemeyelim. Bir de kosinüs ne var orada arkadaşlar? Eksi alfa var. Şimdi kosinüs neydi? Yutuyordu. Yani kosinüs alfa eşitti. O zaman buraya da ne yazalım? Kosinüs alfa yazalım. Üst taraf iki kosinüs alfa yaptı. Alt taraf da 2 kosinüs alfa yaptı. Bundan ne çıkacaktır sonucumuz? Bir çıkacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizidir. Şimdiki sorumuzda bize ne demiş? Ark kosinüs eksi 2 bölü 3 ile ark kosinüs 2 bölü 3 nedir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey diyelim. Mesela buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. O zaman biz ark gördüğümüz her şeye isim veriyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. Ark kosinüs eksi 2 bölü 3'e ne dedik? Alfa dedik. Şimdi fonksiyonda ters fonksiyonda mantığıyla bu ikisini yer değiştirdiğimiz zaman o zaman ne yaptık? Kosinüs alfa eşittir. Eksi 2 bölü 3 yaptı. Şimdi aynısını beta için uygularsak o zaman ne diyeceğiz? ark kosinüs 2 bölü 3 eşittir beta ise bu ikisini yer değiştirdiğinizde kosinüs beta ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı. Doğru mu? Şimdi buna göre bize neyi soruyor? Alfa artı betayı soruyor. Şimdi ark kosinüs fonksiyonu nerede tanımlıydı? Burada tanımlıydı. Şimdi atıyorum mesela şuradaki bir açıda mesela bu açı ne olsun? Beta olsun. Çünkü ne demiş? Pozitif demiş. O zaman bizim bu açımız beta. O zaman bunun 180 eksi betası yani burası 180 eksi beta olursa o zaman ne gelecek arkadaşlar? İfademiz eksi gelecek değil mi? O zaman biz alfa yerine 180 eksi betadır diyebiliriz. Peki betayı buraya atarsanız ne olacak? Alfa artı beta kaç gelecek? 180 derece mi gelecek? Peki vatandaş bizden ne istiyordu? Alfa artı beta istiyordu. Yani bizim cevabımız ne oldu? Pi yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bir ABC üçgeni vermiş. İki tane kenarın 9, 11 demiş. Burada da bir alfa açısını vermiş. Kosinüs alfanın da 1 bölü 3 olduğunu söylemiş. Buna göre BC nedir? Şimdi şuraya x derseniz ve burada kosinüs teoremini alfaya göre uygularsanız sizin sorunuzun çözümü gelecektir aslında. Şimdi alfanın karşısındaki kenarın karesi yani 11'in karesi eşittir. 9'un karesi artı x kare eksi 2 çarpı 9 çarpı x çarpı kosinüs alfa. Yani 121 eşittir 81 artı x kare eksi 18 x çarpı kosinüs alfa yerine ne yazıyoruz? 1 bölü 3 yazıyoruz. Şimdi ne yapalım? Aslında bir ikinci ejen denkleme dönüştü galiba. Bu 121'i de bu tarafa atalım. Şimdi biz denklemimizi yazmaya çalışalım. x kare şurası eksi 6 x oldu. 121'i de bu tarafa attığınız zaman eksi geçecek. Eksi 40. Ne yaptı? Sıfır mı yaptı? Aynen. Şimdi şuradaki eşitliği şuradan kaldırdım. Bizim elimizde bu gibi bir ifade var. Şimdi 40'ı 10 ile 4'ün çarpımı şeklinde yazalım. Eksi artı. O zaman burası ne oldu? X eksi 10. X artı 4 eşittir 0 ise X dediğiniz şey ya 10'dur ya da eksi 4'tür. E, kenar uzunluğunun eksi olması beklenemez. O zaman BC dediğiniz şey nedir arkadaşlar? 10 birimdir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C'ymiş. Şey Şimdiki sorumuz da dik koordinat düzleminde 0, 2, pi aralığında kosinüs fonksiyonun grafiğini gx eşittir 1 bölü 2 doğrusunu çizmiş. Buna göre en eksi m nedir demiş. Şimdi bir m noktasında bir de n noktasında aslında y değerimiz kaçtır? 1 bölü 2'dir. Yani biz kosinüse m yazdığımızda 1 bölü 2 bir de aynı zamanda kosinüse n yazdığınızda ne buluyorsunuz? Yine 1 bölü 2 buluyorsunuz. Doğru mu? Şimdi Normalde kosinüs 60 1 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Aynen. O zaman m için biz pi bölü 3'tür diyebiliriz. Bu aslında burası m dediğiniz şey pi bölü 3'müş. Aynı şekilde şimdi kosinüs nerede artı? Bir birinci bölgede bir de dördüncü bölgede. O zaman n için biz dördüncü bölgedeki 60'ı söyleyebiliriz. Yani 2 pi eksi pi bölü 3 dersek n dediğiniz şey ne yapacaktır arkadaşlar? Pi bölü 5 pi bölü 3 yapacaktır. Bizden istediği şey ise n eksi m'dir. O zaman 5 pi bölü 3 eksi pi bölü 3'ten bizim doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? 4 pi bölü 3 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. Şimdiki sorumuzda ABC'de kareymiş ve karenin de bir kenarı bir birimmiş. DE ve EF'nin uzunluklarında beşer birim vermiş. BCF doğrusalmış şuradaki x açısının tanjant değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi biraz karmaşık gibi gözükebilir. Şimdi biraz analitik bilgisini kullanalım. Analitikte genelde biz böyle arkasından dolanmaca yapıyoruz. Neden şuradaki 5 ile 5'in birbirine eşit olmasını aslında kullanmak istiyorum. Şimdi şurada arkada iki tane dik üçgen oluşturdum. Şimdi bu iki tane dik üçgenin birbirine eşitliği bana ne işe yarayacak bakalım be. Şimdi şu açıya A dedim şu açıya B dedim. Açı taşıyorum. A ile B'nin toplamı 90. Bu arada bunları 90'lar derece bir dikdörtgen gibi düşündüm. Şimdi AB o zaman bu B ise bu da A'dır. Burası A ise burası da nedir arkadaşlar? B'dir. Burası da A'ydı. Şimdi ikisinin de 90'ın karşısındaki kenarın uzunluğu 5 birim olduğuna göre o zaman ben bu iki üçgen için eş üçgendir diyebilirim. Doğru mu? O zaman şimdi şöyle yapalım. B'nin karşısında M var. Buradaki B'nin karşısında M vardır. A'nın karşısında N var. A'nın karşısında buranın uzunluğu M birim. Şimdi şurası 1 ise şurası 1. O zaman bakın şurası n neresi? Şuranın tamamı. Yani aslında m artı 1. Yani m artı 1 neye eşit oldu arkadaşlar? n'e eşit oldu. O zaman ben şuradaki üçgende, şu üçgende baktığınız zaman n yerine ne yazdım? m artı 1 yazdım. Orada bir tane üçgen oluştu dikkatli bakarsanız. Bir kenar uzunluğu m artı 1. Bir kenar uzunluğu m. Hiposu da kaçmış? 5'miş. Şimdi buradan o zaman ben 3, 4, 5 üçgenidir desem herhalde yanılmamış olurum. Değil mi? Burası 3, burası 4, burası da 5 birim. O zaman M kaçmış? 3'müş. Doğru mu? Yani burası 3'müş, burası da 4'müş. Şimdi burası da A'ymış. Şimdi şurası da 90. X neye eşit arkadaşlar? A artı 90'a mı eşit? Çünkü bunun tamamı X derece. Şurası A, şurası da 90'sa X dediğiniz şey A artı 90. Bizden ne istiyor? Tanjant X'i istiyor. O zaman istediği şey nedir aslında? Tanjant 90 artı a istiyor. Şimdi tanjant 90 artı a ne demek? 90'ı kullandığınız için fonksiyon isim değiştirecek. Kotanjant a olacak. İkinci bölgede tanjant nedir? Eksidir. Yani biz aslında eksi kotanjant a'yı bulursak doğru yapmış oluruz. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Şimdi şuradaki üçgende komşu neydi? 3. Karşı neydi? 4. O zaman biz ne diyelim? 3 bölü 4 diyelim. Yalnız önüne de bir tane eksi koyalım. O zaman doğru ne gelsin? Bursa gelsin diyebiliriz.